Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için yapımı inanılmaz şekilde kolay olan bir börek tarifi olacak arkadaşlar. Parmakları olan herkes bu böreği yapabilir. Çünkü bu böreği yaparken oklava değil sadece parmaklarımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Böreğin hamurunu yoğurarak tarifimize başlayabiliriz. 7 bardak unu önceden leğenime almıştım. Üstüne 1 yemek kaşığı tuz ilave ettim buçuk su bardağı ılık suyu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuruyorum. 2 tane tabak olmalı arkadaşlar. Hemen hazır bir kenarda ve 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağdan oluşan yağ karışımımız da bir kenarda hazır beklesin. Şimdi hamuru iki eşit parçaya ayırdım. Ayırdığım her bir parçayı da küçük bezelere bölüyorum. Benim Ayırmış olduğum bezeler 11 adet oldu arkadaşlar. Şimdi o bezeleri de küçük bir tabak büyüklüğünde açıyorum. Tabağımın altına biraz yağ sürdüm, üstüne açtığım hamur yufkamı koyuyorum. Onun üstüne bir kaşık yağdan ilave ediyorum. Yani bu şekilde her bir bezeyi kat kat aralarına birer kaşık yağ koyarak döşeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben 11 tane bezeyi bir tabağın için alacağım. Diğer 11 bezeyi de diğer tabağımın için alacağım. Sizlere şöyle ne kadar açtığımı da bir göstereyim arkadaşlar. Un epeliyorum. Bezemin üstüne oldukça yumuşak bir hamur oldu benim yoğurduğum hamur. İsterseniz bu kısımda da sadece elinizle küçük yuvarlaklar yaparak kat kat dizebilirsiniz. Burada tamamen tercih size kalmış. Ben kolay olsun diye küçük bir oklava kullanıyorum ama dediğim gibi elinizde de yapabilirsiniz. Şimdi yağlamış olduğum alttaki bezenin üstüne yeni yaptığımı koyuyorum ve dediğim gibi her katın arasına birer kaşık yağ ekliyorum arkadaşlar. Böreğimizin bu kısmını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hızlı geçmek istiyorum. 11 taneden oluşan iki tabak şu an önümde duruyor İkisini de kat kat yağladım yani biri böreğimizin alt katı olacak diğeri de böreğimizin üst katı olacak arkadaşlar ben şimdi böreğimin iç harcını nasıl hazırladığımı da sizlere göstermek istiyorum biraz sıvı yağın içine yaklaşık bir bağ kadar pırasalarım vardı onları ince ince kıydım yağın içinde pırasalarımı güzelce kavuracağım pırasalar biraz öldükten sonra içine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum domates salçamın da kokusu güzelce çıktıktan sonra içine bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum arkadaşlar biraz da kimyon ekledim bir çay kaşığı kadar ben bu iç harcımın içine dört tane haşlanmış patatesim vardı onları rendeledim ve onları da ilave ediyorum böylece pırasalı ve patatesli bir börek harcı hazırlamış oldum Tabii ki istediğiniz börek harcını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde mutfağınızda ne varsa onun doğrultusunda böreğinizin iç harcını hazırlayabilirsiniz. Şimdi gelelim böreğimizi yapmaya. Mutfağımda olan en büyük tepsi alıyorum arkadaşlar. Ben şöyle tabağın yanında birikmiş olan yağlardan biraz tepsimin altına dökeceğim. Onu elimle tepsime yayacağım. Eğer bu tarifi davul fırında pişirecekseniz tepsiniz daha büyük olacaktır arkadaşlar. Böylece hamuru daha büyük açabilirsiniz. Ben fırınıma sağın en büyük tepsiyi kullandım. Ama bu hamur daha büyük ölçülerde de açılabilir. Şimdi bakın arkadaşlar hiç oklava, merdane kullanmıyorum. Sadece parmak uçlarımla hamuru ortadan dışarıya doğru bastırarak açıyorum. Ve bu şekilde alt katı hazırlamış oldum. Şimdi ara kata iç harcımı koyuyorum arkadaşlar. Patatesli ve pırasalı börek de gerçekten çok lezzetli oluyormuş. Sizlere tavsiye edebilirim. Pırasanın tadı hiç gelmiyor arkadaşlar. Çok hoş bir aroma veriyor. Şimdi üst katı da aynı şekilde elimle Hamuru yırtmadan ortadan kenarlara doğru nazikçe çekerek hamuru açıyorum ve böylece 11 aşağıda, 11 de yukarıda olmak üzere 22 katlı böreğimi bu kadar kolay yapmış oluyorum. 190 derecede böreğimin altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim arkadaşlar. Şimdi böreğimi dilimlere ayırıyorum. Sonrasında sizlere içinde göstereceğim. El açması börek yapamayan oklava ile hamur açamayanların bile çok kolay bir şekilde yapabileceği tel tel ayrılan dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir börek tarifi ile bugün karşınızdaydım. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Ben bugünlük tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.